Türksan Başkanı Doktor Sinan Oğan canlı yayınımızda konuğumuz. Sayın Oğan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi. Sağ olunuz. Peş peşe gelişmeler yaşandı. Oruç Reis'in Antalya'dan demir aldığının da altını çizelim bir kez daha. O sıralarda Brüksel karargahında iki askeri heyet arasındaki görüşme sona erdi. Acaba yani o görüşmede bir olumsuzluk mu var? Bir NAVTEX ilan edilmedi ama Oruç Reis neden Körfez açıklarına doğru ilerliyor diye düşünüyorduk. Üçlü görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi arabulucu olarak devreye girmiş olan Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel'in görüşmesinden iki taraf istikşafi görüşmelere hazır açıklaması geldi. Şimdi bir yandan da 24-25 Eylül'deki AB Liderler Zirvesi'nden yaptırım çıkar mı çıkmaz mı? Bunu sorguladığımız bir dönemdeyiz. Bugünü nasıl yorumluyorsunuz Sayın Oğan? Nasıl okuyorsunuz şu ana kadar yaşananları? Yoğun görüşmeler, yoğun görüşme trafiği yaşanıyor. Hakikaten de bir tarafta Türkiye Libya'daki durumunu muhafaza etmeye çalışıyor. Malumunuz Libya'da Sarac'ın istifa etmesi ve muhtemelen Türkiye'ye danışmadan istifa etmesi Türk şirketlerine Avrupa Birliği'nin uyguladığı bir takım yaptırım kararları Libya üzerinden. Diğer taraftan AB zirvesinde de bir yaptırım kararı beklentisi, NATO'da görüşmeler ve bütün bunların üzerine Oruç Reis'in bölgeden ayrılması ama tam olarak da bir görev tanımının açıklanmaması, ilan edilmemesi bölgede hakikaten de saati saatine değişen gelişmeler olduğunu bize gösteriyor. Çok tahmin edilebilecek, planlanan gelişmeler değil. Adeta bir satranç tahtasında karşı gelen hamlelere karşın yapılan hamleleri görmekteyiz. 24'ündeki muhtemel AB ambargosunu engellemek için Türkiye son günlerde dozu düşürmüştü biliyorsunuz. Diplomatiye fırsat verelim açıklaması en tepeden Cumhurbaşkanı'ndan gelmişti. Ve Türkiye bu yönde çaba harcıyordu. Ancak Türkiye'nin bu çabalarının ben Avrupa Birliği'nde çok ciddi karşılık bulmadığı kanaatindeyim. Maalesef ki Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi bu anlamda amaçları Türkiye'yi masaya çekmek değil, amaçları Türkiye'ye ders vermek. Kendi tırnak içerisinde ifade ediyorum. Kendi kafalarına göre Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorlar. Ama bir taraftan da tabii Almanya gibi bazı ülkelerin ara buluculuk çalışmaları da devam ediyor. Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi başta olmak üzere bir kısım Avrupa ülkeleri Türkiye'ye ders verme kendi ifadeleriyle çabası içerisindeler. Türkiye'nin ise bu son Oruç Reis hamlesini doğrusu biraz erken buldum. Yani Türkiye 24'ünden önce tansiyonu düşürmeye çalışmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bir Avrupa Birliği, netleşmiş bir Avrupa Birliği kararı bizim bildiğimiz kadarıyla daha yok. Ama belki hükümetin elinde böyle bir karar var ise, hükümetin edindiği böyle bir karar var ise ve bu kararı değiştiremeyeceğini düşünüyor ise o zaman ancak o durumda böyle bir karar alınabilir diye düşünüyorum. Onun dışında tansiyonu düşürmeye yönelik adımları peş peşe atan hükümetin yeniden Oruç Reis'i gördüğümiz kadarıyla da Yunan basınında çok ciddi de yer almış Oruç Reis'in hareketlenmesi. Evet. Doğrusunu isterseniz dakika dakika gelişmeler değişiyor. Yani siz nihayetinde bunun belki çok ilginç gerçekten. Hani çok kelimeleri, cümleleri seçerek sarf etmek gerekiyor. Oruç Reis'in bir görev tanımı olmadan açılması kritik dediniz. İlginç. Bunun belki daha önce Ankara'nın o liderler zirvesinden bir yaptırım beklentisi veyahut da böyle bir öngörüde bulunması üzerine sahadaki bir yanıt gibi nitelendiriyorsunuz. Böyle olabilir diye de söylüyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman ben dün akşam ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamayı sormak istiyorum. Çünkü nihayetinde Türkiye, Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır denilince şimdi üçlü zirveden son derece olumlu bir tablo çıktı. Ama Türkiye bir yandan da Kıbrıs Türklerinin de içerecek bir konferanstan, bölgesel konferanstan bahsediyor. Yani
tam olarak okumayı sizden rica edeceğim. Baktığımızda şu anda özellikle Türkiye'nin atmış olduğu adımların, ABD Büyükelçiliği'nin sözde seviye haritası, hukuki bağlayıcılığı yoktur sözleriyle de birleştirildiğinde, yani bir sonuca yönelik olumlu gelişmelere yol açtığını mı düşünüyorsunuz, yoksa ön mü almaya çalışıyorlar? Şimdi bu seviye haritası Amerika Birleşik Devletleri tarafından o Türkiye'deki moda tabirle yok hükmünde olarak değerlendirilmesi de ben Türkiye'nin biraz gönlünü alma çalışması, çabası olarak değerlendiriyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri birçok yerde Türkiye'nin karşısında yer aldı. Ve Suriye'nin kuzeyinde de PKK'nın kurulmasına ciddi bir mesafe kat etti. Birçok alanda Türkiye'yi sıkıştıran Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taraftan da Türkiye'yi kaybetmeme ve bunu da şu an Türkiye'nin gündeminde olan ama Amerika için de çok ehemmiyetli olmayan bir alanda Türkiye'ye uzatılmış zeytin dalı olarak değerlendiriyorum. Yani seviye haritasını Amerika Birleşik Devletleri de biliyor ki yani ABD istese ne olur, kabul etse ne olur, kabul etmese ne olur. Türkiye'nin bunu kabul etmesi zaten mümkün değil. Yunanistan'ın da bunu Türkiye'ye kabul ettirmesi mümkün değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu hareketiyle Türkiye'yi kopmak üzere olan Türk-Amerikan ilişkilerinde o dalı Türkiye'ye uzatıyor ama yani bunun bizim açımızdan bir ehemmiyeti yok. Bizim için daha ehemmiyetli olan şey seviye haritası değil, yanı başımızda PKK'istan kurulması ve ABD'nin de bunu bütün planlarını ABD'nin yapması, ABD'nin kontrolünde olması ve Amerika'nın orada bu PKK istilanı kurmasıdır. Türkiye'nin o bölgedeki tepkilerini Ege'de Yunanistan'ı kışkırtıp Yunanistan üzerinden tansiyonu yükseltip sonra da Türkiye'nin yanındaymış gibi bir çaba içerisine girerek Türkiye'nin gönlünü almaya çalışıyor. Yani büyük devletler bunu yapıyor. Eğer bir yerde bir sorunlu alan var ise daha az olan kendileri için önemli bir alanda, daha az önemli olan bir alanda bir başka sorun daha yaratıp o sorunda Türkiye'nin yanındaymış gibi gözüküp ama esas evet. planları olan PKK'istan'ı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'istan'ı durdurma yoluna giriyorlar ki bu bir Fatırların evet. sürekli yaptıkları bir hareket. O açıdan seviye haritasına Amerika'nın işte verdiği tepkiyi çok abartmamak lazım. Çok evet. önemli bir gelişme olarak değerlendirmiyorum evet. ben. Çünkü desteklerini destekler ama bu o kadar. Yani zaten seviye haritasının kabul edilecek tarafı yok. Evet. Sayın Oğan, çünkü hani alt alta baktığımız zaman yaşadığımız sadece son iki haftadan bahsediyorum. Bir üç haftalık süreçte ne oldu? İşte 33 yıllık Amerika'nın Rum kesimine silah ambargosu kalktı. Bunun hemen sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bizzat Rum kesimini ziyaret etti. Orada Rum kesimiyle ABD arasında mutabakat imzalandı. Ve orada yaptığı açıklamada Rum kesiminde ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarından çok endişeliyiz dedi. Yetmedi, ekledi. ABD'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik müttefiki Rum kesimidir dedi. Tam bunlar olurken meclise zaten statüsü sorunlu olan meclise Yunan Cumhurbaşkanı çıktı. Oradan Türkiye'ye yönelik son derece sert açıklamalar yaptı. Barış istiyorsanız savaşa hazır olmanız lazım dedi. Yani senaryoda şöyle tamamlanıyor. Batı Trakya sınırında Türkiye Yunanistan sınırında ilk kez Yunanistan'la ABD bir tatbikat gerçekleştirdi. Şimdi böyle baktığınız zaman bunun sonrasında dünkü sözde seviye haritası falan diyerek ortaya konulan bu açılımı zaten bir yere koyamamıştım en azından ben kendi adıma. Siz ama diyorsunuz ki nihayetinde bu bir terör devleti kurma çabasını gözden kaçırmadır. Peki yani Avrupa Birliği de bunu kabul etmiyor diyor hukuken. Bunun bir anlamı olabilir mi? En azından Türkiye, Avrupa ve şu andaki bu yaptırım tartışmasında. Avrupa Birliği'nin tabii seviye haritasının Avrupa Birliği'nde yani aklı başında kimsenin bunu kabul etmesi zaten mümkün değil. Ama bunun üzerinden
Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlar, onu da ifade edeyim. Bu belki işte Amerika Birleşik Devletleri kabul etmiyor, Avrupa Birliği kabul etmiyor, işte Türk gezileri de zaten bu anlamda haklılığını ortaya koyuyor diyebiliriz ama bu Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı tabii sadece seviye haritasıyla alakalı bir durum değil. Türkiye'nin genel olarak Ege'deki aktivitesi ve Doğu Akdeniz'deki son dönem faaliyetleriyle alakalı bir durum. Libya'daki faaliyetleriyle alakalı bir durum. Ve bir de tabii Fransa gibi ülkelerin Türkiye'yi düşman belleyip Türkiye'den adeta bir intikam alma hevesine kapılmalarıyla ilgili bir durum. Türkiye'ye yönelik çok güçlü bir yaptırım kararı çıkmaz ama bu hiçbir yaptırım kararı çıkmayacak anlamına da gelmiyor. Türkiye eğer bir hafta önce olsaydı bu program, Türkiye'ye dönük güçlü bir yaptırım kararı gündemdeydi hakikaten de. Ama Türkiye'nin tansiyonu düşürülmesi, Almanya gibi bazı ülkelerin Türkiye'nin kaybedilmemesine dönük adımları, bir de bazı Avrupa ülkelerinin hakikaten de bu işlerden yorulması ve yani Avrupa'nın gündemi bu değil tarzında açıklamaları Avrupa'nın da tek parça olmadığını bize gösteriyor. Ama bütün bunlara rağmen Fransa'nın ısrarlı tutumu, ki Avrupa'da çok güçlü bir Rum lobisi var, Amerika'da da aynı şekilde, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan lobisinin sürekli Avrupa ülkelerinin kapısını açındırması, netice itibariyle bir ambargoyu hala gündemde tutmamıza sebep oluyor. Yani gündemde ambargo hala var. Ambargoyu hafife almamamız lazım. Daha önce de ifade ettim. Türkiye'yi savaşla dize getiremezler. Ne Avrupa'sı ne Amerika'sı, kimse Türkiye'yi savaşla dize getiremez. Ama Türkiye'nin yumuşak karnı ekonomisi. Nasıl daha önce Raif Ransom meselesinde Trump Türkiye'nin ekonomisini tehdit etti ve netice aldıysa, bugün de Avrupa Birliği Türkiye'nin ekonomisini tehdit ediyor ve ekonomisini tehdit ederek netice alabileceklerini daha önce Brunson meselesinde gördüler. O sebeple de bir yani hafifletilmiş de olsa ben ambargo meselesinde bazı özellikle Türk şirketlerine dönük veya Türkiye'nin bir takım doğrudan hedef alınmasa bile dolaylı bir ambargoya maruz kalacağını düşünüyorum, doğrusu isterseniz. YouTube kanalımıza abone olun.